Selam herkese. Hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma. Bugün de sizlerle çok güzel organik peynir yapmak istiyorum. Beyaz peynir yapalım birlikte. Bu gibi videolarımı haberdar olabilmeniz için lütfen abone olup yandaki zile dokunun. Gelen bildirimleri bu şekilde görebilirsiniz. Benim yaptığım tarifleri görebilirsiniz. Şimdi tencereyi güzelce aldım. Sizin yapmanız da gereken, ben de aynı işlemi yaptım. Önce tenceremi bir güzelce suyla çalkaladım, yıkadım. Çünkü altının ıslak olması lazım ki çokça süt tutmasın dibine. Ondan sonra biz böyle bir tülbentim var, yapmışım kendim. Böyle buraya koyuyorum ki ne olursa olsun sütü süzeyim. Sütü de kendi sütçüm var. Oradan gidip alıyorum her zaman yoğurt içinde. Yoğurdumu da kendim yaparım. Böyle 5 kilo sütü tencereye aktarıyorum. Bu şekilde. Ve bu arada tabii ki bunu kaynamaya bırakacağım. Mayasını hazırlayacağım. Şimdi birazdan tencereyi de biraz büyük yaparsanız sizin için kullanımı daha kolay olur. Karıştırmanız, aynı ölçüde bir tencere kullanırsanız zorlanırsınız. Yani zor olur. Ama birazcık büyük bir tencereye aktarırsanız karıştırması, mayasının şeyini karıştırmayı daha güzel bir şekilde uygularsınız. Mayasını hazırlayabilmemiz için önce elimize böyle bir tane kasemizi alalım. Kaya tuzu, benim biraz kaya tuzu biraz çok iri olmayan orta boylu bir kaya tuzudur. Kendim tansiyon hastası olduğum için çok tuz atmak istemiyorum. Tuz aslında sizin zevkinize göredir diye düşünüyorum. Bir kaşık, aslında şöyle 1,5 kaşık, 5 litre süte 1,5 kaşık tuz koyuyorum. Ben bunları denemeden sizlerle paylaşmıyorum. Önce deniyorum. Eğer damak tadıma güzel geliyorsa, hoşuma gidiyorsa sizlerle paylaşıyorum. Çünkü sizlere mahcup olmamak adına. 1,5 kaşık tuzumu koydum ve üzerine kendi evdeki sirkem vardı. Ama siz kendiniz de, yani hazır sirke de olabilir. Üzüm sirkemi böyle bir bardağın içerisine, su bardağı dolusu böyle bu şekilde sirke koyuyorum. Tuzu içine karıştırıp onu iyice özleyeceğim. Şimdi hiç içinde tuz filan kalmasın. Bu arada sütümüz ısınıyor. Yani kaynayacak, fokur fokur. En azından kaynasın ki peynirimiz güzel olsun, lezzetli olsun. Bunu da karıştırıp iyice altında tuzu görmemek şartıyla böyle karıştıralım. Süt şu anda kaynadı. Bir 6-7 dakikadır karıştırıyorum. Kaynadı yani. Hemen böyle bir fokurdamayla mayayı koymayalım. Şimdi koyacağım. Bir 6-7 dakika kaynadıktan sonra ne yapıyorum? Hemen içerisine, bak bunu erittim. Tuz hiç içinde kalmadı. Güzelce yedirdik. Şöyle bakayım. Hiç tuz filan içinde kalmadı. Onu iyice özlemem lazım ki buradaki katılım güzel olsun. Karıştırırken ne yapıyorum? İçine boşaltıyoruz. Ve bunu birkaç kere gelip gidip karıştırmam lazım. Yoğurt koyan da var. Ben birkaç kere yoğurt koydum ama pek hoşuma gitmedi. Bu şekil daha güzel oldu. Hemen gördüğünüz gibi çökelikleşmeye, yani peynirleşmeye başladı. Sarı suyu böyle yeşil tırak olunca bilin ki olmuş demektir. Bak artık yeşeriyor. Bir taraftan da görüyorsunuz. Şöyle çevireyim. Yavaş yavaş karıştırıp her tarafının alevin şeyine gelsin diye şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Hatta biraz kaldırıp şöyle göstermek istiyorum tam. Kiloya yakın, tam 1 kilo olmasa da 900-950 gram falan peynir çıkıyor. Ben tansiyon hastasıyım demiştim. Onun için
Aldığım peynirleri gerçekten yiyemiyorum. Yediğim gün beni resmen sallıyor. Çok da seviyorum peynir tüketmeyi. Ama çözümünü böyle buldum. Kendim yapıp kendim hazırladığım zaman organik bir şekilde içine ne katkı maddesi giriyor ne bir şey gözümün önünde nasıl yaptığımı gördüm. Bunu şimdi güzel bir şekilde tülbentime koyup baskının altında çok da baskının altında bırakmayalım. Kuru olduğu zaman da lezzetli olmaz. Böyle bir 2 saatten fazla tutmayalım diye düşünüyorum. Tabii sizin ağırlıklar farklı olabilir. Ben şimdi üzerine bir de ağırlık koyacağım. Birazcık şöyle kaynasın. Bekliyorum kaynamasını. Altını açayım biraz daha. Su yemyeşil oldu. Yani artık süt diye bir şey kalmadı içinde. Sadece bunu süzmemiz kaldı. Çok basit. Kendimiz evde yapıp kendimizle çocuklarımızla o tuz oranında kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani çok tuzlu seviyorsanız tuzlu korsunuz. Tuzsuz seviyorsanız tuzsuz. Yani bunu en azından 10 günde ben dolapta tüketirim. Yani uzun süreli saklamasam bile 15-20 gün buna hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmaz. Her gün bir dilim çıkarttığımda şöyle bir küçük parça çıkarttığımda bana o 1 kilo en azından 20 gün kadar gider. Şimdi süzmeye geçeceğiz. Tuzu da güzel olmuş. Harika olmuş. 1,5 kaşık koymuştum. Çok koymak istemiyorum. Eğer korsam biraz sonra tuzuna biraz atacağım. Yani az bir şey atacağım ki bozulmasın diye o da. Mümkün olsa da hiç tuz atmasam. Ama tuz atmadığım zaman bozulması daha erken olur. İçinde böyle bir iki kere fokurdarsa görüyorsunuz. Ondan sonra altını kapatıyorsunuz. Fokurdadığını ben gördüm. Çünkü kenarlardan hopladı. Yeter. Çünkü çok kaynatırsam o da güzel olmaz. Ve böylelikle kapatıyorum. Bunu sıcak sıcak şimdi getirip güzelce süzgeçten süzeceğim. Şimdi dikkatli bir şekilde getirip süzeceğim. Bu tülbentti. Böyle kesmişim, bu işlerde kullanıyorum. Tek kat yapmadım, 2 kat yaptım. Çünkü çok şey olmasın, incelip de altını çok akmasın diye bu şekilde yaptım. Bunu önemli olan dikkatli bir şekilde kaynardır çünkü. Kendinizden koruyun lütfen. Çok ağır bir şekilde. Sıçratmadan ağır ağır yaparsak daha iyi olur. Bu şekilde süzdüm. Ne yapıyorum? Hemen ağzını şöyle bağlamak istiyorum. Bir hayvan bir şekilde. Ki şeklini öyle alsın. Tabii aldığınız yerin sütleri nasıl bilmiyorum. Gerçekten yağlı mı, yavan mı ama güveniyoruz onlara. Güvendiğimiz için de alıyoruz. Artık onlar onlara kalmış diye düşünüyorum. Üzerine şimdilik bir tabak koyup bu şekilde aynı şekilde kalsın diye orantılı şekilde suyu insin diye şimdilik bunu koyup birazcık da üzerine ağırlık koyup biraz sonra tekrar bakacağım. Bu şekilde koydum. Üzerine şöyle düz olsun diye, şuraları düzelsin diye daha sıcak yeni koydum. Ve bir süzek zaten süzeklik kabımdır. Buraya koyuyorum. Bu şekilde bunu da böyle koyayım. Ve üzerine de ağırlığını koyayım. Bir 2 saat kadar böyle bekleyecek. Çıkan suyu da dökmüyorum. Onu da pasta böreklere gerçekten mükemmel oluyor. Hamur işlerine birkaç gün dolapta saklarım. Onu değerlendiririm. Şimdilik bunu burada bırakıp tam oluştuğunda dilimlerken sizlerle tekrar birlikte olalım. Peynirimiz tam ben 1,5 saat kadar beklettim. Güzelce süzüldü. Şu şekilde 1 kilo
çıktı. Yani 1 kilo değil aslında. 920 gram çıktı. 920 gram çıktı. Ben çünkü tarttım. Hemen bunu ne yapayım? Şimdi şuradan kaça şöyle böleyim. Mis gibi. Peynirinizi kendiniz taze taze evde yaparsanız gerçekten çok güzel, mükemmel oluyor. Katkısız bir şekilde. Tadına bakayım. Hiç sirke kokusu falan gelmiyor. Asla mis gibi peynir oldu. Çünkü bunu yapmadığım zaman hazır aldığım peynirler beni çok fena rahatsız ediyor. Ve artık çözümü buldum. Kendi rekorumu kırdım. İzlemelerde göreceksiniz. Harika bir tarif verdim sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu anda bunları buraya koyup o alt suyuna da isterseniz biraz daha tuz ekleyip suyunu böyle üzerine koyarsınız. Benim burada göstereyim şimdilik. Burada alt suyum bekliyor. Bunu da ben tuz koymayacağım ama siz arzularsanız tuzunu biraz arttırayım. Ama tuzu şu anda mükemmel. Kendiniz koyabilirsiniz. Görüyorsunuz harika oldu. Çok güzel bir peynir oldu. Sizler de deneyebilirsiniz. Ben şimdi bunu güzel bir şekilde dizeceğim. Üzerine de suyunu dökeceğim. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Benimle kalın.